Veysi İşler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Şimdi bu mesleği seçerken aşağı yukarı 30 yıl önceden söz ediyoruz. Bu mesleği seçerken bu meslek bilgisayar mühendisliği bölümü hem Türkiye'de hem dünyada çok yeniydi. Yeterince kaynak da yoktu. Örnek kişiler de çok yoktu. Yani bilgisayar mühendisliği olup böyle yayılmış insanlar da yoktu. Duyduğumuz kadarıyla geleceğin bir mesleği olarak görülüyordu. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Mesleği iyi tanısınlar. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmesinler. Bunu tavsiye ediyorum. Tanımak için aslında internet en önemli kaynaklardan biri. Bir de şu anda bilgisayar mühendisi olarak çalışanlara özellikle sormaları gerekiyor. Bilgisayar mühendisi olarak görev yapanlara bir değil en az 2-3 kişiyle konuşmalarını tavsiye ediyorum. Hatta mümkünse onların iş yerine gidip onlarla yarım saat geçirmelerini tavsiye ediyorum. Yoğun bir eğitim ortamı var diğer bölümlerde olduğu gibi. Dersleri çok önemsesinler, sosyal faaliyetleri çok önemsesinler. Gerekli bizim meslek için sosyal olmak. Çünkü biz insanların, toplumun bazı sorunlarını çözüyoruz. Bu sorunları da anlayabilmek için, daha ayrıntılı analiz edebilmek için çok iyi iletişim kurmak gerekiyor. Sosyal iletişim çok önemli bizde. O yüzden tavsiyem sosyal yönlerini olabildiğince şey yapsınlar, geliştirsinler ve olabildiğince üniversitede çevre edinsinler. Bir kariyer planı yapmalarında fayda var. Yani ne yapacaklarını düşünmelerini tavsiye ediyorum. Önerim benim bir alanda uzun süre çalışıp o alanın en iyilerinden biri olmaya çalışmaları önerim bu. Girişimcilik bambaşka bir kariyer yolu. Bazıları büyük böyle corporate dediğimiz firmalarda devam etmeyi tercih edebilir. O da bambaşka aslında avantajları, keyfi olan başka bir şey yol, kariyer yolu. Bazıları biraz daha zorlu olsa da girişimciliği tercih ediyor. O girişimcilik güzel bir yol. Tabii bazen milyar dolarlık evet hedefler oluyor ama o birkaç yüz milyon dolarda, bazen birkaç milyon dolarda da sonuçlanabiliyor. Ama orada bence zarar eden olmuyor. Eninde sonunda orada çok ciddi bir deneyim kazanıyor. Eğer doğru işler yaptıysa, doğru adımlar attıysa eninde sonunda aslında bir şey kazanıyor. Şöyle bir zorluk var tabii. Aslında birçok meslekte bu var. Yani bir problem çözen birçok meslekte var. Eğer zor, çok iddialı bir problem çözüyorsanız hakikaten çok yoğun çalışmanız gerekiyor. Bu ne demek? Bazen gecelerinizi gündüzünüze kasmanız gerekebiliyor. Eğer planlıysanız bu biraz daha az olabilir. Ama birçok meslekte bu var zaten. Ya şimdi şöyle tabii, yani bizim meslek programcılık değil sadece. O işin belki de en fazla %20'si. Ya program yazmak değil, en fazla %20'si diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Bunun en az %20, %30'lu problemi iyi anlamak. Bunu çok iyi tanımlamak, bu probleme çözümü bulmak, tasarımı yapmak ve ondan sonra bunu kullanıcıyla buluşturmak. Yani o kodlama bu işin çok küçük bir kısmı. Şayet böyle biraz daha disiplinli olmadan ve şey olmadan ve bir takım yöntemleri uygulamadan, bir takım dersleri, yani kazanılmış dersleri, meslekle ilgili dersleri bilmeden, yani önceki şeyleri bilmeden bu işi yaparlarsa başarısız olma ihtimalleri çok yüksek. Bu mesleği iyiken de seçmişim çünkü yaşamdaki birçok problemin, mevcut problemlerin çözümünde çok önemli katkılarımız oluyor. İnsanları bir araya getirebiliyoruz bu mesleği seçenler.